Transaction'ın biraz daha ileri konularından birisi de safe transaction, safe tran olarak geçer. Safe transaction. Safe transaction'da örneğin uzun bir işleminiz var. İçerisinde iki değil de birden fazla parçaya bölünmüş ve transaction'ın bölünemezlik kuralı diyelim esnetilebilir bir durumda. Yani hani yapılan tüm işlemleri geri almak yerine belli bir noktada ben bir point oluşturdum. Oraya kadar geri al. Ondan öncesi geri almasam da olur. Ben ondan sonra tekrar aynı işlemi yapacağım. Yani düşünün 5 basamaklı bir işlem var. Bir transaction var. Siz ilk 2 basamağı yaptıktan sonra sonraki 3 basamağı çok kritik olarak görüyorsunuz. İkinci basamakta bir safe transaction oluşturursunuz. Sonraki 3 basamakta herhangi bir hata olduğu zaman ikinci basamağa kadar rollback yapıp ikinci basamaktan tekrar denemeyi sağlayabilirsiniz. Ya da orada commit edersiniz. Tamam, ben ilk 2 basamağı oluşturdum. Onları kaydedeyim. Sonrakiler artık sorun değil ya da farklı bir şekilde çözeceksin gibi durum olabilir. Böyle bir durumda safe transaction bir nokta oluşturuluyor. Kayıt noktası. Branch 15 bende. Thank you.
bankası olmuştur. İşlemlerin geri alma falan var. Rollback. Kayıt noktasına geri alma. Gibi. Şimdi çalıştıralım, sonucu inceleyelim. Bakın ilk verimizi gösterecek, sonra da tamam, yazmayı bırakın. Bakın, ilk olarak şu anki veriyi gösterdi. Buradaki kod. Sonra update işlemi yaptı. Kullanıcının hesabı 500. Benim de 500'müş, o yüzden bir eşitleme oldu ama neyse. Şubesi 500, balans hesabındaki para da, pardon. Şubesi 15, balansı da 500 oldu. Burada, Hakkı Bulut üzerinde çalışıyoruz. Sonra dedim ki, Hakkı Bulut'u sil. Bakın şunu gösterdik. Sonra bir bağlantı, kayıt noktası oluşturdum. Sonra da bu Hakkı Bulut'u sil dedim. Sildi ve onu gösterdi burayla. Sonra dedim ki kayıt noktasına rollback yap. Kayıt noktası şurada oluşmuştu. Yani bundan öncesi için oraya kadar işlemler gerçekleşmişti. Delete yok bu kayıt noktasında. O yüzden de geri döndüğüm zaman Hakkı Bulut geri döndü. Efsane geri döndü. Sonra da rollback'ten sonra bir gösterme var ve rollback tran diyerek de ilk baştaki haline geri döndürdüm. Şöyle yukarı doğru. Bakın 1578 800 205. 1578 800 205. En son rollback tran ilk haline geri dönmüş oldu. Çünkü commit işlemi yapmadım. En sonunda da hani bu geri dönme işleminden sonra artık commit yapınca da haliyle bu işlemler kalıcı olarak kaydedilmedi. Soru? Yazmak isteyen şimdi. Yaptı aslında.